Takım oyununa hoş geldiniz değerli futbol severler. Veya Kapsal ve Mehmet Yılmaz'la birlikteyiz. Az sonra Erman Toroğlu ve Gürcan Bilgiç de aramıza katılacak. Biz de bir yandan Fenerbahçe Fatih Karagümrük maçının son anlarını takip ediyoruz. Öyle bir maç ki çok kolay gidiyor derken bu arada son düdükte geldi Fenerbahçe 2-1 kazandı ama hani nasıl bir maç onu hep birlikte detaylı bir şekilde konuşacağız. Fenerbahçe Samatta'nın yeni golcüsü 25 ve 68. dakikalarda kaydettiği gollerle 2-0 öne geçmişti. Sonrasında bir penaltı golü 78'de Erik Sabo'dan 2-1 yaptı skoru. İlk isabetli şuttu bu. Fatih Karagümrük'ün ilk isabetli şutuydu. Dakikalar 78'i gösteriyordu. 2-1 oldu. Sonrasında 86-87 gibi. Lemos kırmızı kart gördü. Bir penaltı düdüğü daha aynı pozisyonda. Hem 10 kişi kaldı hem de kalesinde ikinci penaltı vuruşunu gördü Fenerbahçe. Ama sahneye Altay çıktı. Altay, Erik Sabo'nun penaltı vuruşunda bu kez doğru köşeyi tahmin etti. Ve takımına adeta galibiyeti getiren isim oldu. Sonrasında bir kritik kenardan çıkardığı top da var. Bu anlamda son bölümde hani çok kolay gözüken maçı kurtaran adam oldu Altay. Ve Fenerbahçe Fatih Karagümrük'ü 2-1 mağlup ederek puanını 8'e yükseltti. Bütün yönleriyle konuşacağız karşılaşmayı. Kadıköy'e bağlanacağız. Sıcak gelişmeleri, röportajları, basın toplantılarını alacağız. Ve elbette karşılaşmayı tartışılan pozisyonlarıyla ki şimdi bakıyorum sosyal medyadan Fenerbahçeli taraftarlar Lemos'un pozisyonunu ısrarla soruyorlar. Erman Toroğlu da dakikalar içinde o pozisyonu yorumlayacak efendim. Reha Hocam sizinle başlayalım. Açıkça söylemek gerekirse bambaşka bir hani nasıl diyeyim 75 dakika ve son 15 dakika oldu. Enteresan bir maçtı ve 2-0 öndeydi Fenerbahçe. Rahat götürüyordu. Oyunun topun hakimiydi. Ama bir penaltı golü skoru 2-1 yaptıktan sonra ikinci penaltı 10 kişi kalmak çok dramatik bir puan kaybı ya da puan kayıpları olurdu ama işte az önce anlatmaya çalıştığım gibi Altay bu gole izin vermeyerek takımını galibiyete taşıyan isim oldu. Nasıl gördünüz maçı? Tabii hani biz o son dakikadaki aksiyona takılıyoruz belki ama bir 90 dakika var ortada. Ama yine de ilk izlenimleriniz, izleyicilerimizle, takım oyunu izleyicileriyle paylaşacağınız ilk detaylar ne olacak? Kısa bir manşetle başlayayım. Evet. Fenerbahçe atanıyla tutanıyla maçı kazanmasını bildi. Kalitesiyle önde Samatta'nın iki tane hem duran toptan hem de Gökhan'ın getirdiği toptan birinci sınıf vuruşlarıyla. Aynı zamanda da Altay'ın da geçen hafta da zaten konuşmuştuk. Her geçen günde Altay'ın sezon başından beri Rize Spor deplasmanından beri yükselen bir grafiği vardı. Bugün de 3 puan almasına takımın tabii ki çok büyük emeği var. Diğer oyuncuların da var. Tabii Fenerbahçe'yi genel çerçevede de değerlendirdiğimizde Ender bir kere saha içi organizasyonunda ciddi sıkıntı var. Bu gayet doğal. Şimdi savunma dörtlüsü ne kadar Caner Gökhan eskiden de oynasa bile sarı lacivertli formayla. Yani yeni bir düzen var orada. Yeni bir dörtlü var. Aynı şekilde hücumda da yeni bir üçlüyle başladı. Şimdi bir takım için bunlar kolay değil. Fenerbahçe'nin şöyle baktığında geçen seneden 3 tane oyuncusu ilk 11'den başladı. Altay, Ozan ve Gustavo. 8 tane yeni oyuncuyla oyun pratiği, saha içinde organizasyonu hem hücum hem savunmada yapmak zordur. Zaten Fenerbahçe bunun sıkıntısını yaşadı. Bir de Fenerbahçe, şunu söyleyelim. Fenerbahçe özellikle çizgide Samatta'nın yanında kimi tercih etti Erol Hoca? Hem Tiam'ı hem de Valencia'yı. Şimdi Musa Sow'la Kayt en son Fenerbahçe'nin şampiyonluğunda çizgilerde oynamıştı. Birebir aynı profilde olmasa da Ender, ikisi de santrafor özelliği olan oyuncular. Şimdi Fenerbahçe'nin oyunu nasıl farklı kırılması gerekir ve planlar yapması gerekir özellikle Erol Bulut'un? Öndeki 3 oyuncu senin hücum şeklini belirler, oynama şeklini. Yani orta saha ve kenar bekleri de tabii ki bu organizasyonun çok önemli parçasıdır. Şimdi Fenerbahçe'de genelde içeri kat etti Valencia ile Tiam. Burada ne yapacak? Fenerbahçe'nin kenar orta kalitesi daha değerli olmaya başladı. Şimdi Samatta gibi de genelde kariyerinde attığı 3 golün bir tanesi kafa vuruşlu olan bir oyuncunuz varsa rakip ceza sahası için daha fazla
hareketli özellikle oyunda kenardan top getirmeniz gerekir. Nitekim ikinci gol gibi. Ve duran topta aynı şekilde daha fazla kazanmanız gerekir. Bu anlamda Fenerbahçe'nin hem bütün sezon boyunca eğer böyle bir Valencia, Thiam, tabii mutlaka yeri geldiğinde değişecektir ama böyle bir üçlüyle oynarsa Samatta'yla, aynı şekilde buna sonraki bölümde oyuna giren Sisse de olduğunda mutlaka kenardan Gökhan'la aynı şekilde Caner'in daha fazla kenar ortası yapması gerekir. Çünkü oyuncu aslında özellikleri... Aslında gol de öyle geldi hocam. Tabii ikinci gol öyle geldi. Yani Fenerbahçe'nin işte öndeki hücum oyuncuları sizin hücum çeşitliliğinizi belirler futbolda. Ona göre de antrenör olarak da bir kurgu, bir planlama yaparsınız. Erol Bulut eğer böyle bir tercihte mutlaka demiştir. Gökhan'la Caner'in daha fazla kenardan top getirmesini istemiştir. Fenerbahçe tabii ki daha ham, yani işlenmemiş bir maddeyi düşünün. Yani işlendikten sonra farklı bir noktaya gelir. Eğer Fenerbahçe... Konuşun hocam, buyurun. Sevgili Hüseyin, şu sağ taraftaki videoları alırsak onun üzerinden bu sağ taraftaki barkodan konuşalım biz de. Buyurun hocam. Fenerbahçe onun için esas göreceğimiz bana göre haftalar Kasım ayındaki milli takım arasından sonradır Ender. Hoca da, Erol Hoca da bir onu ay söyledi. Sonra Fenerbahçe'nin sağ içi organizasyonu hem savunma hem ucumda daha olgunlaşıp daha kaliteli düzeye gelecektir. Çünkü dediğim gibi defans dörtlüsü ve hücum üçlüsü futbolda en önemli yerlerdir. Yani orta sahada tabii futbolun kalbi ama şimdi burada eğer bir oyun pratiği, biz oyun organizasyonu sağlanacaksa top ayağınızda ve rakipteyken bunun için zamana ihtiyacı var. Tabii en son söyleyeceğim, bu zamanı da geçirirken puan kaybı da yaşamamız gerekir. Fenerbahçe'nin o anlamda bu gece aldığı 3 puan, moral, motivasyon, hafta içi antrenmanlara oyuncuların daha iştahlı gelmesini ve yüksek konsantrasyonla da çalışmasını da sağlar. Bir de derbi atlattı. Tabii bu açıdan baktığımızda Altay'ın kurtardığı penaltıyla da çok önemli bir 3 puan aldığını düşünüyorum. Şimdi sevgili Gürcan Bilgiç de geldi. Gürcan'ı da alacağız hemen öyle. Maçın rakamları üzerinden biraz inceleyelim. 51-49 toplu oynama oranları. Bir ara çok farklıydı bu. Gürcan da geçsin. Gürcan Bilgiç de geldi. Yazısını yazdı. Ayağının tozuyla katıldı aramıza. 3 korner, 7 korner. İkili mücadele 42-58. 3 sarı kart, 1 kırmızı kart var mücadelede. Hemen değiştirelim. Özellikle hücum bölümüne bakabilir miyiz arkadaşlar? Evet. 8 şut atmış Fenerbahçe. 4'ü isabetli. 9 şut. Bu arada bundan şu daha 25. Ender, dakikada sıfırdı, evet. Biliyor musunuz hocam? Evet, ama bundan daha önemli bana göre, eğer böyle bir düzenli oynayacaksa Fenerbahçe, Thiam ve Valencia da çizgide, eğer top da getirecekse kenar ortasını daha fazla ve de daha kaliteli, evet. Nerede, ne zaman, bu çok önemli. Hangi oyuncuya daha fazla demarke pozisyonundaki, daha hareketlilik, sayısal olarak daha rakip ceza sahası için eğer bu üçlüyle oynayacaksa Fenerbahçe'nin girmesi gerekir. Şimdi rakip ceza sahasında topla buluşma, ben hep söylüyorum ya, önemli bir veri diye. 21 kez Fenerbahçe, Fatih Karagümrük'te 22 kez. Peki 22 kez rakip ceza sahasına giren Fatih Karagümrük oyunun belli bölümünde neredeyse hiç rakip kalede tehdit yaratamamıştı. Çok ilginç bir rakam bu. Oralarda dolanmış, oraya girmiş.